Cemre nasıl sıkılıyor biliyor musun? Şey diyeceksin Cemre'ye. Abi diyeceksin Cemre'ye. 36 numara bordo jeli falan. Monica Bellucci mi? Seninle alakalı değil. Monica Bellucci mi yoksa? Ha bak, bu saatte bana bunlarla gelebilirsin. Bak, Monica Bellucci mi, Eva Mendes mi? Ya Monica rakipsiz be oğlum. Tamam hadi, başka hemen konuyu dağıtıyoruz. Ha. En çekici ama AK Parti yanlısı, gazeteci veya siyasi. Nagihan. Sen cevabı olan bir soru sor. Bir dakika dur. öyle bir Nagihan dedi ki şey, hani cevaben Nagihan değil onu mu söylüyorsun diye sordu direkt. Nagihan bir tek bana mı itici geliyor abi ya? İnanılmaz itici geliyor. Ben hiç girmiyorum bu topa. İnanılmaz itici geliyor. Yani kadın olarak, salt kadın olarak da. Ablayın ya, erlik şimdi kahve içilmez mi? Nevşin ne içiyorsun? Bak ama bu şeyle alakalı. Ben onu tabii geyik için söyledim. Yoksa Allah korusun yani şeyden değil. Ama profil olarak hani daha yakın. Nevşin daha yakın olur. Çünkü dobra insanı daha çok severim. Böyle içten pazarlık şeylerdense. Ben bir de onu söyleyeyim. Ben dış şey o kadar etkili değildir bende. Tabii etkilidir. Sen geçen yayında dedin ya. Erkeği zaman akıyor falan filan diye. O doğru. Kesinlikle doğru ama bence tetikleyen mevzu şey. Kişinin karakteri daha çok. O çok büyük etkili. Yani. Abi canım tabii. Yani şimdi 50-60. Bak şöyle, dünyanın en güzel kızı olabilirsin. Kadın olabilirsin. Erkeği de olabilirsin. Ama o auran yoksa, yani dışarıya o şeyi vermiyorsan, enerjiyi vermiyorsan zerre çekiciliğin kalmaz. O kesinlikle. Mesela, bak, Müşra Bey'i çok seviyorum. Monica Bellucci'nin içine bir varoş karı koy, kalkmaz hani. O kesinlikle önemli. Ya kastetmiyor, anladın mı? Ya şey mesela bak, Büşra dediği övüyorlar. Yani zerre kadar yukarıda Allah var bak. Yani Aynen öyle. Ben inançlı adamım. Cemre de inançlı adam, bak yukarıda Allah var. Zerre kadar şey bulmuyorum. Hani çekici bulanı da anlayamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Çekici bulanı da anlayamıyorum o derece yani. Anlamıyorum. Erkekler buluşunca ne konuşuyor ya o sırada erkekler? Ama bir şey diyeceğim. Bakın benim yayınıma bir dünya ayıp da söylemesi, ünlü siyasi geliyor. Aşağıda Tayyip Erdoğan olsa elim ayağım titremez bak hiçbir zaman. Hatta AK Partili vekil genel başkan yardımcısı falan gelince banlıyorum yayınları. Umurumda olmuyor. Ünlü bana gelip dinliyorlar abi. Ünlü etki etmiyor. Ünlü değil. Bak, gram heyecanlanmıyorum ama abi biri var. Geliyor dinliyor, tamam mı? Her seferinde elim ayağım titriyor. O kişi de Tugay. Mine Tugay abi. Lütfen Mine Tugay gelme artık yayınlarıma ya. Bak gel. Elim ayağım titriyor. Mine Tugay yayınlarıma gelince tüylerim diken diken oluyor. Altta görüyorum. Neyse. Oyuncu mu? Mine Tugay. Gördüm. Spor hissektir git amına koyayım. Vallahi bilmiyorum lan. Yemin ederim bilmiyorum. Tamam. Tamam abi, bilmiyorum. Oğlum bilsem bilirim derim, ayıp bir şey değil. Anladık oğlum, anladık. Biz de senin şeylerden geçtik. Anla, fanboy posterleri var. Kartboardu var. Gerçek boy bu. Yok öyle şey yok. Yani o kadar şey diyorlar buna değil mi? Celebrity crush diyor. Öyle bir celebrity crush'ım yok. Eskiden olsa şey işte Monica Bellucci falan filan da onlar da çok eski ikonlar yani. Şey. 90-2000'ler ikonlar ya onlar. Sen abi artık biz selebriti olduk. Ben başkalarına crush oldum. Sen oraya getirmeye çalışıyorsun. Yok yok, harbi diyorum. Yani öyle bir selebriti crush'ım hiç yok yani. Mine Tugay'ı analiz edelim. Bak benim selebriti crush dediğin şey nedir biliyor musun? Bende var bir tane. Oğlum uykun açıldı Mine Tugay dedi. Söylüyorum bak, söylüyorum. Avrupa yakası Fatoş. Şenay Gürler. Ama o Avrupa yakasındaki hali. Aa onu biliyorum bak. Senin abi oruç bozdurur. Of! Oruç bozduğunu bilmiyorum ama şey kadın. Yani o konuda şeyiz herhalde. Ortak şeydeyiz. Düşünceli güzel kadın. Alemin Kralı'ndaki şeyin adı neydi? Baldız'ın. Ben onu söyleyeyim. Ya o değil mesela. Bak abi yaş farkı olduğu belli oluyor. Cavs. Hiç izlemedim ama. Hadi bunu söyleyeceğim. Ama ya size de okeyim bu arada. Ama bu başka ya. Dur neydi adı? Bulacağım adını. Ya bir şey diyeceğim. Bunları da alıp şey yapmasınlar yani. Böyle o kadınları taciz ediyor falan. Bunlar gayet samimi ve nazik yani. Güzel olduk. Hayır bak fark nerede biliyor musun? Bak fark nerede biliyor musun? Kes toparlama. Kes abazan erkekleriz işte. Kes. Fark ne biliyor musun? Cemre ile konuştuğumuz Avrupa yakasındaki Fatoş var ya. Evet. O abi. Kadın harbi şey. Yani diğerlerinin aksine gerçekten şey bir kadın. Kadın hani, böyle kadın. Yaşına var. Göre de hani gerçekten güzel ve hoş bir kadın. Senin fan şey olmanın sebebi o kadının neydi o? Evrim miydi o kızın ismi? Program falan yapıyor. Milletin evini falan. Bilmiyorum ki hiç tanımıyorum. Hiç tanımıyorum. Kadın. Kadının bir fotoğrafı var. O kadının bir fotoğrafı var. Ben seni biliyorum oğlum. O kadının bir fotoğrafı. Abi soruyor.
Orada mesela benim için zerre çekiciliği yok bu konu. Fatoş yani karakterin adıyla hitap ediyorsa şey olmasın yani şey, karakteri düşürmek gibi olmasın yani oyuncuyu da. Yani çekicilik şeyi farklı. Bizim parametrelerimiz farklı herhalde. Abi herhalde peki, o yaştan kaynaklanıyor. Tamam başka bir isim söylüyorum o zaman. Ya herkesin bir kusuru vardır. Erlik abinin de kadın zevkinde. Lazia'nın kızı Meral. Hı. Ne düşünüyorsun? Karakter olarak mı? Kadın hakkında mı? Neyi merak ettin? Onu bu muhabbetlerde. Bu crush muhabbetlerinde. Benim crush'ım yok. Yani hiç yok. Ve kadını aşırı gıcık buluyorum. O kadının adı Müge Ulusoy'du galiba. Hanımefendi hiç alınmasın. Yani kendisi belki dünyanın en iyi insanı oyuncu olarak falan. Ama dizi artık bende nasıl bir etki bıraktıysa nefret ediyorum. Hiç şeyim yok. Ama şeyi biliyorum yani o kadına çok yükselen insanlar olduğunu biliyorum. Ben yükselenlerden değilim. Abi eyvallah gençler sağ olun. Herkes diyor ki zevk sahibiymişsin abi. Eyvallah. Var olun. Peki beyler 90'lar Ayşegül Aldinç desem. Oo. Bilhassa Yanlışsın klibi, o kırmızı elbisesi yani benim çocukluğumda bazı şeyleri keşfetmemde yardımcı oldu. Kim dedin abi? Yo. Bakacağım adına. Ayşegül Aldinç. Yanlışsın klibi. Ama bunun Goat'ı belli ya. Bak bu muhabbetin Goat'ı belli. Ne izleyeceksiniz değil mi? Neyse Allah cezanızı versin. Abi göt o kadar değerli ki alüminyum folyoya sarmışlar gözüne seveyim ya. Bunların efsane yorumu amına koyayım. Nez ya. Abi millet bizden CNN Türk'te oturan amiraller gibi program bekliyor amına koyayım. Buldukları şeye bak yani. Ya onu da yaptık oğlum yani. Yapmadık mı da aynı? Real politikanın amına koyduk da aynı. Burada kimsenin konuşmadığı bilgileri verdik size. Bunların hepsini yapacağım arkadaşlar. Bunların hepsini yapacağım arkadaşlar. Hepsini şeyin tespitini yaptık. Sosyoloji konuştuk. Diaspora konuştuk. Nasıl çözülür konuştuk. Dış politika konuştuk. Kılıçlara sapladık. Allah razı olsun. Hepsini konuştuk. Daha ne istiyorsunuz ya? Çıkarın ulan kasetlerimizi falan. Çıkarın mavi de onları giydik. Hilal Cebeci konuşun. Oğlum bir nesil harbi sizin ben kafanıza tüküreyim. Abi Twitter'a bir insanın geçmişte kayıt olması için iki neden vardı. Ya Fatih Terim'i Allah olarak görecektin. Keza ben o şekilde girdim. Ya da Gezi Parkı döneminde girecektin. Ya bir nesil Hayrettin ve Hilal Cebeci yüzünden Twitter üye oldu ya. Şeyim yok. Hiç o dönemler herhalde tam aktif değildim. Abi, en azından medyada. Adlarını biliyorum. Daha demin şey abi, ben şarkıcı olarak biliyordum kadını. Sonradan beni uyandırdılar. Hani yok, tarihin ilk aşk okuşko kızı Hilal Cebeci. Çok önemli bir yeri var. Bir ara şey öyleydi herhalde bak. Tuğba İkinci herhalde biraz öyle bilerek çıkışlar yapıyordu. Yok asker. O şey aslında. Abi. Şey bak ona düşmem. Bak onu net söyleyeyim. Şeye düşmem. Sex sales mevzusuna düşmem. Hiç kusura bakmayın. Yani onu da söylerim. Britney Spears'ın yani onun Allah'ını gördük biz Britney Spears'ta. Evet. Bu sex sales mevzusu. Ben ona düşmemişim yani. Onların çakmalarına da düşecek değilim şimdi. Abi sence Eva Mendes mi? Yoksa Penelope Cruz mu? Abi. Elim batıyor. Bak Latin Amerika'ya girdim senin için. Yani global ölçekte gidiyoruz. Elim batıyor abi. Bir düşkünlüğüm yok ya. Hani ikisinden de böyle çok tamam. Taş gibi ablalar. Orası eyvallah da ikisinden de özel bir şeyim yok. Tamam hani, ben böyle. Cevap vereceğim. Eva Mendes dedin. Diğeri kim? Penelope Cruz. İkisine de bakıyorum. Ya hadi sen de oradan Burhi ya. Yok oğlum sonradan tanıyorum. Adından çıkaramıyorum. Anladık. Tek büyük küçük yaşayan sensin. Hiç böyle kadın şey bilmiyorsun. Tamam söylüyorum. Eva Mendes. Eva Mendes. Niye dediğini de biliyorum. Allahsız seni. Utanmaz herif. Ne Allah oldu lan şimdi? Ver. Cevap vereceğim dedim. Şu muhabbeti niye bildim? Onda da Allahsız utanmaz oldum lan. Allah belanı versin. Çünkü Eva Mendes'in yüzü Penelope'den güzel değil. Eva Mendes'i seçmenin tek bir sebebi var. Ne olduğunu biliyoruz. Allah senin belanı versin. Yo bence... Şeyi de yüzü de Allah güzel. Allah senin cezanı versin. Abi ben karakterini de çok beğendim. İki tane neyse. İşte ya anladın oğlum niye oldun. Oğlum çok vay adamlarsınız lan. Şimdi düştü. Ben Penelope'ciyim abi yani ben net. Oyunculuğum Pelin Batu diyorum ben abi. Pelin Batu hakkı. Benim bir tane moderatör var. Senin Efe mi? Efe. Pelin Batu'ya ölüyor çocuk. Yok böyle bir şey. Aa son zamanlar başka birine sardı o. Ama söylemem. Ha. Vallahi söz vermiş. Dedim eğer yarın öbür gerçekten büyük ünlü olursam sırf senin için hangisini istiyorsan şey yapacağım. Ayarlayacağım. Bu çocukla bir çay iç abi. Bir kahve iç falan. Efe duy Efe. Sırf Efe için.
Discord'daki tüm banlar kalkıyor şimdi Efe'nin mutluluğundan. Efe'nin mutluluğundan bütün banlar kalkıyor. Efe benim de mod ya, buradaydı. Benim de mod bu arada. Efe adamsın. Oo, Marion Cotillard diyor şeyden hatırladı. Dark Knight Rises'da şey oynuyordu ya, Talia al Ghul'u. Hatırladınız mı? Marion Cotillard'ı biliyoruz acı şey işte. Inception efendime söyleyeyim. Yani, Inception'daki takıntılı kadın. Son Batman falan filan. Rises'daki aynen. Yani karizmatik bir abla. Değişik, farklı. Fransız çekiciliği mi diyorsun? Fransız çekiciliği diye bir şey yok. Fransızlar bok oğlum. Yani 3 milyonda bir tane kadınları görüyor. Yok abi kadın. Yemin kadın edin. Dümdüz bir yani kadının suratından ben Fransa. Bunu görüyorum yani. Fransa net. Ortalama Fransız emin ol öyle değil. İşte ortalama değil. Amına koyayım Cemre ben Fransa'ya mı gittim Allah cezanı vermesin. Ben de gittim de kuzenlerim de. Leşler amına koyayım leş. Ben gittim kaldım biliyorum gördüm. Demek istediğim şu kadının suratından yani aurasından Fransızlık akıyor. Net yani. Hele hele. Olabilir doğrudur. Tamam. Tamam çok iddialı değilim.